Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif. Okuyan Hafız İlhan Tok. Cüz 1. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. İbrahim Aleyhisselam duasına devam ile ey Rabbim وابعث فيهم onlara رسولا منهم yine onlardan peygamber resul gönder ya Rabbi. Ne yapsın o resul? يتلو عليهم آياتك onlara senin ayetlerini okusun ya Rabbi. Daha ne yapsın o onlardan gönderilen Resul ve elçi ve yuallimuhumul kitabe vel hikme onlara kitabı ve hikmeti her şeyin hakikatini, maslahatını, faydasını, yararını, nedenini ve niçinini onlara öğretsin. Ta ki arkasından ve yüzekkihim onları tezkiye etsin. Günahlardan özellikle ve özellikle şirkin günahlarından onları tezkiye edip arındırsın, temizlesin, pak kılsın. Zira İnneke entel afizul hakim. Muhakkak ve elbette ki sen izzet sahibisin ve hakimsin. Her şeyi hikmetle yaparsın. Haşa. Yaptığın hiçbir şeyde abesiyet, çirkinlik, maslahata aykırı bir şey elbette yoktur. Bakara suresinin bu 129. ayet-i kerimesinde Rabbimiz mealen şöyle buyurur. Rabbimiz. Onlara kendilerinden bir Resul gönder ki onlara senin ayetlerini okusun. Onlara kitap ile hikmeti, aynı zamanda sünneti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin, ancak ve ancak yalnız yine sensin. Evet, İbrahim Aleyhisselam yapmış olduğu bu duası kabul olmuş. Ve Rabbimiz onun soyundan hele hele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir şahsiyeti göndermiştir o duanın hürmetine. Çünkü birçok müfessirlerin de ortak olaraktan birleştikleri Efendimizin şu sözü ki buyuruyor, ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annemin de rüyasıyım buyuruyor Efendimiz. Yani nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasından maksat, nitekim İsrail oğullarına hitabında, ey İsrail oğulları, bilin ki benden sonra gelecek olan Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Bunu Saf suresinin 6. ayeti kerimesinde İsa bu müjdeyi vermiş olmaktadır. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası neticesinde nitekim doğumu anında ebenin de ifade ettiği gibi ve adeta güneşin doğuşu gibi hanesinden bir nurun çıkması, yine o köşkten, o evden çıkmış olan o nur ile Şam'ın köşkleriyle beraber bütün konaklarını Bizans'a kadar varan her tarafa aydınlatmış olması, işte Efendimizin o rüyasının manasını, Hazreti İsa'nın müjdesi, İbrahim Aleyhisselam'ın duası da bu manada tahakkuk etmiş olmaktadır.
İşte rahmet-i ilahiye bu ayet doğrultusunda ey Rabbim, Rabbena ve ba'sihim rasulen minhum. Onların içlerinden yine onlara bir peygamber gönder ya Rabbi. Rabbimiz onun duasını kabul buyurmuş. Ta ki o onlara senin ayetlerini, yani tevhidi, nübüvveti, tebliği onlara gerçekleştirmiş, onlara okumuş olsun. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete. Onlara kitabı, Kur'an'ı, sünneti onlara öğreterekten ve yüzettihim. Onları en önemli mesele olan şirkten de arındırmış olsun. İşte Rabbim sen bu manada hikmet, izzet sahibisin, hakimsin. Burada hikmet üzerinde şöyle bir tahlilde bulunup bunu ele alalım. Aslında hikmet genel olaraktan yapılan her bir işte, özellikle ve özellikle Rabbimizin yapmış olduğu her işte bir değil. Sayısız binlerce maslahatın, gerek dünyaya bakan, gerek şahsa bakan, bütün varlıklara bakan cihetiyle beraber, işin ahirete bakan cihetiyle, kısacası ezel ebed boyutlu olaraktan maslahata, yarara uygun olması haşa. Allah abes iş yapmaz. Allah çirkin iş yapmaz. Allah çirkinlikten, abesiyetten münezzehtir. İşte madem o hakimdir, madem o hikmetle yapar, yapmış olduğu hiçbir işte hikmete aykırı bir durum yoktur. Bu manayı geniş olaraktan ele almıştım. Hikmete ezeliye diye yapmış olduğum bir tahlilde genişçe. Şunu tebezzüten okuyaraktan ifade edeyim. Varlıkların oluşumu ve gelişimi, ezelden takdir edilen bir hikmet ve binlerce maslahatların ve faydaların hep zuhuru ortaya çıkması içindir. Kainat projesi Allah'ın varlığıyla beraber ezeli bir takdirin sonucudur. Her şey bir değil. Binlerce hikmetin hesabı sonucu yaratılmakta, aleme o şekilde o varlıklar ortaya çıkmış olmaktadır. Yani kısacası hiçbir şeyde bir çirkinlik ve bir abesiyet kesinlikle ve kesinlikle olmamaktadır. Çünkü Allah'ın hikmeti, hikmeti ezeliyedir. Ezelde takdir eden bir hikmetin neticesidir. Bunun o durumu ise ahirette her şey ifşa edileceği, ortaya çıkacağı için bunun aynı zamanda en önemli bir gösterge olaraktan ahirete de bakan bir ciheti olmuş olmaktadır. Yani Allah'ın hikmeti ezeli bir hikmettir. Allah'ın hikmeti ebede bakan, ahiret boyutlu, sadece bu dar alanda değil, ebedi boyutlu bir hikmettir, hikmeti ezeliye. Birçok işaretlere de işaret etmektedir. Hikmeti ezeliyenin arkasında aynı zamanda bir inayeti ezeliye vardır. Varlıkların birbirlerine olan desteği, birbirlerine olan yardımı, ta ki faydalı olan bir neticeyi hasıl etmek için o da söz konusu olmaktadır. Onunla beraber bir inayet vardır, bir taavun vardır, bir yardımlaşma vardır. Kısacası bütün kainatı kapsayan ve kaplayan bir inayet söz konusu olmuş olmaktadır. Bu konuda yine kaleme almış olduğum bir yazımda, makalede, hikmet ve maslahat başlıklı bir yazımda da bunu geniş ve detaylı bir şekilde ele almış. Hikmet kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 20, Hakim isminin 81, Temmin'le 16 ve toplam 97 kere geçmiş olduğunu bizzat tespit etmiş olmaktadır. Nitekim hikmet şunu da irdeler. Hazreti Ali der ki, eğer neden, niye, niçin ve nasıl gibi sorular olmasaydı ilim olmazdı der. Hikmette bu mana vardır. Adeta eşyayı irdeleyerekten ilmin ortaya çıkmasını bir derece hedef almış, esas almış olmaktadır. Evet, Rabbimiz bu manada mesela kader cihetiyle de ola, çünkü hikmetin kader cihetiyle de var. Mesela anlatılır. Adam birisi gemide seyahat etmektedir. O sırada şiddetli bir fırtına, deniz dalgalı, adeta alabora olacak durumda. Ve geminin içerisine sular da dolmakta. Ama adam köşesine çekilmiş, hiç istifini bozmadan, kaptan da dahil, herkes bir telaş içerisinde, gemideki suları atmaya meşgul iken, bu adam hiç istifini bozmamaktadır. Burada şu manayı nazara vermek için bunu ifade ediyorum. Bu durumu gören kaptan der ki, ya evladım der, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bari hiç olmazsa sen de bir şeyler yapsana. Niye böyle adeta keyif çatar gibi oturmuşsun çok rahat bir vaziyette? Bir şeyler niye yapmıyorsun diye sorunca adam der ki, efendim der, ben Allah'ın işine bir kere karıştım. Ondan dolayı Allah bana hamam böceği yedirdi. Bir daha da Allah'ın işine karışmam.
O ne bilirse onu yapar. Onun için, ondan dolayı tevekkülü vari bir şekilde onun işine karışmadığım için, karışmakta niyetim olmadığı için böyle. Nasıl oldu der kaptan. Der ki bir gün nasıl olduysa bir hamam böceğini gördüm, dedim ki ya Rabbi bunu niçin yarattın ya Rabbi? Bunun yaratılmasındaki hikmet nedir? Maslahat, fayda nedir? Diye öyle kendi kendime adeta Allah'ı sorgular gibi böyle bir hesap içerisine girdim. Bir zaman sonra hasta oldum. Kanser hastalığına yakalandım. Doktor her tarafa gittim. Bitkisel ilaç yapan insanların yanına da gittim ve neticede bana teşhis konuldu. Senin hastalığın kanser, bunun tedavisi de hamam böceğini yemekte. Ve ben hamam böceğini dövdüm, onu yedim ve kanser hastalığından da kurtuldum der. İşte bir kere Allah'ın işine karıştığım bana hamam böceği yedirdi, bir daha da onun işine karışırsam kim bilir ne olur diyerekten ben onun işine karışmam. Yine Temel ile Dursun birbirleriyle konuşurlarken Temel Dursun'a diyor ki, Dursun diyor, bak görürsün diyor, yarın Allah'ın dediği olacak diyor. Dursun diyor ki, ne biliyorsun, nereden biliyorsun? Çünkü hep onun dediği oluyor diyor. İşte hikmet budur. Hikmet, yarın yeminle ifade ederiz ki gerçekten dikkat ediniz. İster yarını bekleyin. Mutlaka ve mutlaka Allah'ın dediği olacak. Nereden mi biliyoruz? Çünkü dün de Allah'ın dediği oldu, bugün de Allah'ın dediği oluyor. O halde yarın da Allah'ın dediği olacak. Asla, bu şu anlamına değil kesinlikle. Bilirsiniz tabii ya. Yani ben hiçbir şey yapmayayım, gözümü kapayayım, körü körüne, zaten tevekkül o değildir. Kişinin kendi üzerindeki görevini yaptıktan sonra neticesini Allah'a bırakmaktır. Bu manada hikmette birçok maslahatlar, birçok yararlar, birçok neticelerin olduğunu nazara vermek için ifade etmiş olmaktayız. Evet, hikmeti tahlil edecek olursak yine bu konuda kimisi hikmeti tanımlarken dini bilmektir diye tanımlar. Mesela İmam-ı Şafii bunu Allah Resulü'nün sünnetidir. Çünkü onda tamamen birçok maslahatlar, birçok faydalar söz konusudur der. Yine bir kısmı hikmeti tanımlarken hak ile batılın, gerçek ile yanlışın birbirinden ayrıştırılmasıdır der. Yine bundan kasıt Kur'an'ın ayetleridir. Özellikle ve özellikle kesinlik ifade eden, muhkem olan ayetleridir diye tanımlar. Yine bir kısmı bundan maksadında kitabın genel olaraktan hükümleri, Kur'an'da geçen faydalı ifadeler, ayetler, ayetteki manalar diye hikmeti bu şekilde de geniş kapsamlı bir şekilde de ifade eder, tanımlarlar. Hikmet üzerine, hikmet kavramı üzerine birçok tabii ki araştırmalar, bu konuda detaylı incelemeler, bu konuda hatta doktora tezleri de yapılmış olmakta, çok geniş bir kapsamlı bir ifade olduğu içindir ki sadece kısa bir ifadeyle bilgi vermiş oldum. Geniş ve detaylı bu konuda araştırmalarda söz konusu olmuş olmaktadır. Yine Hazreti İbrahim'in duası. Hakikaten baktığımız zaman peygamberlerin nesli hakikaten temiz kanaldan gelen bir nesildir. Burada şu noktada ışık tutayım buna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunu tarihçiler araştırıyorlar. 20. dedesi Adnan'a ve bir kısmı 40. dedesine, bir kısmı Hazreti Adem'e kadar Efendimizin soyunu getiriyorlar. Efendimizin soyunda hiçbir bulanıklık yok. Zina gibi hiçbir kirlenme olayı söz konusu değil. Hazreti Adem'e kadar süre gelen silsile içerisinde pak bir soydan, temiz bir soydan gelmiş oluyor. Kanal tamamen etraftan sızma olmayan bir kanaldan gelerekten temiz pak bir soydan gelmiş oluyor. İşte bu aslında İbrahim Aleyhisselam'ın da bir duasının manasıdır. Mesela belki de hikmet-i ilahiye Hazreti Sare'den hanımı, Sare'den çocuğu olmuyor. 90 küsur yaşında. Ve neticede hizmetçi olan yanındaki hizmetçisinden ondan çocuğu dünyaya geliyor. İsmail ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş oluyor. Yani Sare'den değil de Hacer'den gelmesinin belki de bir hikmeti bu da olmuş olabilir. Peygamberlerin silsilesine baktığımız zaman aralarında bir akrabalığın, bir bağın da, bir bağlantının da olduğunu görmekteyiz. Mesela Şit, Hazreti Adem'in oğludur. Şit'in torunu İdris peygamberdir. Yine Harun'la Musa peygamber birbirlerinin kardeşleridirler. Mesela Taha 29. ayette de ifade edilir. Yine İsmail, İshak, İbrahim'in ayrı olan hanımlardan oğullarıdır.
Lut İbrahim'in yeğenidir. Kardeşi ise aynı zamanda İbrahim'in torunu İshak'ın oğlu Yakup da aynı zamanda bir peygamberdir. Hazreti Yusuf da Yakup'un oğlu olmaktadır. Aynı zamanda İshak'ın da torunu olmaktadır. Ve baktığımız zaman peygamberler silsile olarak da mesela Şuayb peygamber aynı zamanda Musa peygamberin kayınpederi olmuş olmaktadır. Mesela İbrahim aleyhisselam zamanında yaşayan Zülkarneyn onunla birlikte hac etmiş olup yine onun elini öperekten onun duasını almıştır. Teyzesinin oğlu olan Hızır da onu ordusuna kumandan olarak tayin etmiş olduğu kişi olmuş olmaktadır. Yine Şuayb peygamber İbrahim'in torunlarından Mikail'in oğludur. Annesi ise Hazreti Lut'un kızıdır. Şuayb aynı zamanda Musa'nın dediğimiz gibi kayınpederi olmuş olmaktadır. Kızı Safura'yı Hazreti Musa ile de evlendirmiş olmakta. Bu noktada aralarında bir bağlantı söz konusu olmuş olmaktadır. Davut peygambere baktığımız zaman Davut peygamber de hükümdar olup ve böylece vefatında oğlu olan Süleyman peygamberi de yerine bırakmış olmaktadır. Nitekim Saf suresinin 30. ayetinde Rabbimiz buyurur ki Davud'a Süleyman'ı bağışladık. O ne güzel bir kuldu. Şüphesiz o Allah'a çok yönelen bir kimse idi. Nitekim Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya'nın 80 yaşında iken doğmuş olan oğludur. Meryem suresi 7. ayette bu nokta ele alınır. Rabbimiz buyurur. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını hiç kimseye vermedik buyurmuş olmakta. Yine İsa'nın annesiyle Hazreti Zekeriya birbirleriyle yakın akraba idiler. Bu iki peygamber Hazreti Yahya ile Hazreti Zekeriya Yahudi kavmi tarafından da maalesef öldürülmüş olan peygamberler içerisinde olmuş olmaktadır. Nitekim peygamberleri hem soy hem de isim olarak zikretmekte olan Nisan suresinin 163. ayeti kerimesinde Rabbimiz bakınız o silsileyi şöyle nazarlarımıza vermiş olmaktadır. Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail ile İshak'a, Yakub'a, torunlarına İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da zebur vermiştik buyurarak o peygamberlik silsilesini bu ayet nazara verir. Nitekim yine ikinci Adem diye ifade edilen insanlık neslinin kendisinden sonra gelmiş olduğu, çocuklarından sonra gelmiş olduğu İbrahim peygamber, Nuh peygamber 950 yıl yaşamıştır. Nitekim Ankebut suresinin 14. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bakınız şöyle buyurur. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de o 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre yanlarında kaldı buyurmaktadır. Yine hakeza Kur'an'da adı geçmeyen ve 124 bin peygamber olarak rivayet edilen bütün peygamberler silsilesine baktığımız zaman hakikaten hepsi de sağlıklı bir nesilden gelmiş ve böylece hak ve hakikati insanlara anlatmış olmaktadır. Ama dediğimiz gibi o silsileler zincirler içerisinde belki en önemli olan zincirin son halkasını teşkil etmiş olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Zira Rabbimizi en kapsamlı bir şekilde tanıtan Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kainat çapında Rabbimiz en mükemmel 3 tarif edici tarafından tarif edilmektedir. Bunlardan birincisi okunan bizzat kelimelerle ifade edilen Kur'an-ı Azimüşşan Rabbimizi her bir ayetiyle tarif eder. Diğeri şu kainat kitabı. Artık okumasını bilmeyen insanlara sadece gözü olabilen, aklı olup da düşünebilen her bir insana büyük bir ayet olmuş olan dağlar bir ayet. Yerler, gökler vesaire vesaire. İnsan, hayvan, bitki, camidat, yıldızlar, gezegenler, güneşler, atmosfer, bütün kainat, samanyolu. Her biri birer ayet olaraktan İnsanın gözüne okunan, görünen geniş ayetler. Ve üçüncüsü ise, bütün o ayetlerin bir derecede okuyanı, bütün o ayetleri anlamdıran ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir şahsiyettir. Yani, levlâke levlâk, lemâ halaktül eflâk. Ey Habibim sen olmasaydın, ben kainatı, felekleri, mahlukatı, varlıkları, eşyayı,
kısacası hiçbir şeyi yaratmazdım. Çünkü manası olmayan lafız hiç hükmündedir. A'dan Z'ye kadar lafızların hiçbir değeri yoktur. Ne zaman onlar bir araya gelir, bir mana ifade ederse o lafızlar kıymetlenirler. Kainat A'sından Z'sine her şeyle lafızdan ibarettir. Mana olmazsa lafızlar neye yarar ki? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kainat lafzının en büyük manasıdır. Yine tabirimi uygun görün. Kainata yayılmış olan kainattaki Allah lafızlarının manasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam manalandırmakta ve anlamlandırmaktadır. İşte onun için Rabbimiz öyle diyor. Sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. Çünkü kainattaki manayı hem anlayan hem de anlatan Rabbimizin çünkü kendisi mahfiyen fakalaktur halkali yarifuni ben gizli bir hazine idim. Mahlukatı yarattım ta ki kendimi bileyim ve de bildireyim. İşte Rabbimizin bilinmesi ve bildirilmesinde en önemli mana, en önemli anahtar, açıcı olan hakikat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuş olmaktadır. Tabii Efendimizin hayatına baktığımız zaman çok geniş. Detayına girmeyeceğiz. Bu konuda genişçe, uzun, bütün kitaplardan derleyerekten Peygamberimizin hayatını kendi sitemde ele aldım. Genişçe orada Peygamber Efendimizin hayatı mevcuttur. Doğumundan vefatına zamanımıza kadar uzanan tarihi seyri içerisinde. Yine bir araştırma yazımda makalemde Peygamberimizi tanımak ve sevmek başlığı içerisinde ele almış olduğum yazıda da Efendimizin geçmiş kitaplardaki vasıfları, Hüseyin-i Cisvi'nin tahrif edilmiş olmasına rağmen Tevrat ve İncil'den 114 yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili çıkartmış olduğu ayetler. Evet, o Zat Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, Allah'ı sevmek ile eş değerde bir hakikat olduğunu genişçe orada ele almış oldum. Evet, burada Rabbimiz da öyle buyuruyor. Yani kendisini sevmenin Resulünü sevmek, Resulünü sevmenin de ona uymakla eş değerde olduğunu da ifade etmiş olmaktadır. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun soyu ile ilgili yine Elmalı Hamdi yazarın da Peygamber Efendimiz'in nesebi ile ilgili olaraktan tefsirinde ta Efendimiz'in soyunu Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf gibi ta soyunu silsile halinde aynı şekilde dediğimiz gibi 20. dedesi Adnan'a, 40. dedesine ta birçok Taberi gibi, İbni Esir gibi birçok tarihçiler Hazreti Adem'e kadar götürmüş olmaktadır. Hamdi Yazır da bu manada tefsirinde bunu ele almış olmaktadır. Evet, demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o İbrahim Aleyhisselam'ın duası içerisinde Rabbimiz tarafından tahakkuk etmiş, kabul edilmiş olan dualardandır. Evet, ayet öyle diyor. Ey Rabbimiz, Mekke ehlinin arasından senin ayetlerini ve senin hüküm ve ahkamını onlara ulaştıracak. Onlara kitap ve aynı zamanda hikmeti öğretecek. Bütün çirkin sıfatlardan, bütün şirkten, bütün günahlardan onları pak edip uzaklaştıracak, aklatıp temizleyecek bir peygamber gönder. Ta o asırdan o asra, gerçekten bütün varlıklara galip gelen, hakim olan, hükmeden sensin. Ve senden meydana gelen her işte elbette ki bir hikmet, bir hakikat üzerinedir diye duası. Ve o duanın kabulü de Mekke'de, Faran dağları içerisinde, o silsile içerisinde, İncil'de haber verilen, Tevrat'ta haber verilen, peygamberlerin haber vermiş olduğu en önemlisi yine İbrahim'in duası olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dua neticesinde böylece vücuda çıkmış, hayata çıkmış olmaktadır. Evet, demek ki Allah hikmetle olduğu için Hazreti İbrahim'in bu duası Allah'ın hikmetine denk geliyor. Dua, hikmet ve neticede kainatın noktasını ifade eden Efendimizin vücuda çıkması birbirini tamamlamış olmaktadır. Evet, zaten bazen onu ifade ederim. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarını düşünmeden meseleyi çok daha rahat anlayabiliriz. Yani isterseniz meseleyi bir de tersinden bakalım. Yani
ya Efendimiz gelmeseydi, yaptıkları bir yana. Ya gelmemiş olsaydı, dünyayı düşünmüyoruz, varlıkları düşünmüyoruz. Hatta hiç Adem'den bile düşünmüyoruz. Hazreti Adem'den bu yana o kitap içerisinde, Hazreti Adem'den kıyamete kadar ki bir kitap içerisinde Efendimiz manası yok. Efendimiz döneminin olmadığını bir anda düşününüz, o dönemi çıkartınız. İnanınız, o kitabın hiçbir manası kalmayacak. Bir kitap niçin yazılır? Bir maslahat, bir fayda, bir anlam için, bir mesajı vermek için. O kitap o mesajı vermiyor ise, roman olsun, tahlil olsun, araştırma olsun, ne olursa olsun, akademik bir eser olsun, orada bir mesaj verilmektedir. Eğer kainat kitabında, insanlık kitabında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir mesaj yoksa, o kitabın anlamı da yok. Yazılmasının manası da yok. Yazılmasa da olur. İşte Allah sırf o Efendimiz gibi bir mesajı vermek için insanlık kitabını yazıyor, ortaya koyuyor ve Efendimiz de böylece o manayı, o mesajı da yerine oturtmuş, gerçekleştirmiş oluyor. Evet, ayet-i kerimenin bir de gramer olarak tahliline şöyle kısaca bir göz gezdirelim. Ayetteki, girişteki Rabbena, bu gramer olarak muhterize cümlesidir. Yani kural dışı olarak. Aslında bunun da başında nida harfi, ya Rabbena, mahsus bir ya da bunun başında düşünebiliriz. Ey Rabbimiz! Yine veb'as ifadesi de vekut ifadesine, önceki cümleye de matuf olmuş oluyor. Yine yetlu ifadesi Resulenin, Resul ifadesinin, Resulen minhum yetlu ifadesinin de aynı zamanda sıfatı olmuş olmaktadır. Evet, bu şekilde demek ki 129. ayet-i kerimede Rabbimiz onların, İbrahim'in duası olaraktan, onların arasından, kendilerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, açıklayacak, izah edecek. Onlara kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti ve o Resulünün sünnetini onlara öğretecek, yine onların neslinden, onların neslini tezkiye edecek, tasfiye edecek, saykal vuracak, parlatacak bir Resul gönder. Muhakkak ki sen azizsin, izzet sahibisin, sen hikmet sahibisin diye duası Rabbimiz tarafından kabul edilmiş olmaktadır. Evet, bir de hikmetli bir kıssa ile sohbetimizi o şekilde dile getirelim. Evet, sohbette yani hikmette, kıssada elbette ki düşündürecek birçok manalar vardır. Böylece Kurban Bayramı da geliyor. Bazıları Allah'a dilekçe verebilirler. Geliniz o Kurban Bayramı'na bir şeyler yapamayan insanlara geliniz bir mesaj verelim. O insanlar bile bir dilekçe yazsınlar. Nasıl mı? İşte yaşanmış hayattan bir dilekçe ve bayramda bir şey yapamayacak olanlar hiç olmazsa bu dilekçeyi yazsınlar. Onlara tavsiyemiz budur. Yaşanmış hayattan bir kıssa, ondan alalım bin hisse. Allah'a verilen dilekçe. Adıyamanlı Mahmut Bey, memleketin eski ve ilk fotoğrafçılarındandır. Kıt kanaat da olsa geçimini sürdürmektedir. O zamanki fotoğrafçılık da şimdiki gibi dijital olmayıp sulu fotoğraf idi. Resmin en zor kısmı ise saatler süren rütuşu idi. Bir arefe günü, sabahtan beridir hiç müşteri gelmemiş. Yarın da bayram. Elde, cepte ise bir kuruş para yok. Üstüne üstlük, bir de büyük oğlan gelerek yarın bayram olduğunu, elbise almak istediğini söylemesi ise ayrı bir sıkıntı oluşturdu. Açılan yarayı daha da büyütmüş oldu. Bu yetmiyormuş gibi bir müddet sonra da en küçük oğlan gelerek ayakkabıcıya gittiğini, ayakkabı istediğinde para getirmesini söylediğinden dolayı vermediğini, böylece babasından para isteyerek ayakkabı alacağını söylemesi, açılan büyük yaraya tuz biber oldu. Artık tahammül gücü kalmamış. Kızarak gönderdiği oğlundan sonra doğruca
Arzu Hacı'ya giderek daktiloya bir kağıt koyup dediklerini yazmasını söylemeye başlar. Allah'ım, beni sen yarattın. Yarın bayram, bir kuruş param yok. Üstelik çocuklardan birisi elbise, diğeri ayakkabı istiyor. Aha sen, ben ve çocuklar. Bu durumumuza bir çare bul. Bizi bu zor durumdan kurtar Allah'ım. Gerekçesi sinirli, biraz da nazlıcadır. Uzunca bir mektup yazar ve Ahmet Efendi'ye vererek şehrin merkezi camisi olan Kap Camii'ye 4 toplu iğne de vererek Allah'ın evine asmasını ister. Ahmet Efendi caminin kapısına dilekçeyi asar ve çayhaneye giderek çay içmeye ve konuşmaya başlarlar. Arası çok sürmez. İçeriye bir yabancı girer. Fotoğrafçı sormaktadır. Çaycı da Mahmud Efendi'yi gösterir. Yabancı Mahmud Efendi'ye yaklaşarak, "Kardeşim, bizim kalabalık vereseli bir tarlamız var. Yarın da bayram. Akrabalarla bir araya geldik. Kimisinin nüfus cüzdanı yok. Resmi evraklar için fotoğraf lazım. Eve gel de şunların fotoğraflarını çek." diyerek Mahmud Usta'yı evine götürür. Çayhanedeki arkadaşları kendi aralarında 3-5 kuruş toplayıp ona bayram harçlığı vermeyi de aralarında düşünür ve de konuşurlar. Aradan 3 saat geçmesine rağmen Mahmud Usta'dan bir ses yoktur. Ve Mahmud Usta'yı bildikleri yerinde aramak üzere arkadaşları varırlar. Mahmud Usta büyük bir telaş içerisinde resimlerin Araplarını kesmekte, önünde yığınla resim bulunmaktadır. "Yahu gelin de şunları bitirelim, ben yetiştiremeyeceğim." der. El birliğiyle bitirirler. Mahmud Usta o zamanki fiyat üzerinden 56 lira almıştır. Birçok arkadaşı ise aralarında toplayıp borç verecekleri para ise yarısı bile değildir. Mahmud Usta sevinerek ve ısrarla arkadaşlarına da para teklif ederse de onlar kabul etmezler. Bayram olmadan Mahmud Usta'nın duası kabul olmuştur. Bu yaşanmış olayda bir mazlumun duası. Bakınız, o mazlumun duası şudur. İlçede zengin birisi belediye başkanı olur. Eskiden cumartesi günleri yarım gün mesai yapılırdı. Köyden ilçeye satmak için bir hayvanını getiren köylü geç kalmıştır. Satışına izin verilmez. Belediye başkanına vararak yalvarışla müsaade etmesi ister. Ve başkan pazartesi gelmesini söyler. Allah rızası için ister. Kükreyen başkan Allah rızasını tanımadığını söyleyerek bunu hakaretlerle gönderir o mazlumu. Dışarı çıkan köylü elini açarak, "Ya Rabbi, görüyorsun, bu sadece beni kovmakla kalmadı, sana da hakaret etti, bunu sana havale ediyorum." diye seslice yalvarır, dilekçesini Allah'a arz eder. Çevreden duyanlar yapmamasını söyleyerek gitmesini isterler. O sırada bir askeri erkandan birisi başkanın yanına gelerek, "Hadi yahu, hadi Gaziantep'e gidecektik hani, hem bir hasta askeri de götüreceğim." der. Başkan da, "Aslında ben de hasta bir hizmetçim vardı benim de, onu götüreyim." der. Ve jiple beraber yola çıkarlar. Vilayetten çıkacakları sırada arabanın tekeri çukura gelerek birkaç takla atarlar. Arabadan fırlayan başkan başını bir kayaya çarparak orada ölürken diğerlerine de bir şey olmamıştır. Evet, dilekçeler yerlerine varınca acil damgasından dolayı, acil damgası vurulduğu için o dilekçe öne alınmıştır. Evet ya Rabbi, bizim dilekçemiz de sanadır. Arzumuz ve arzu halimiz
sanadır. Sana arz ediyoruz, sen kabul eyle. Amin demeli, ona yalvarmalı bu dua ve temennilerle Allah'a ısmarladık.